Herkese Kamboçya'dan selamlar. Selam arkadaşlar. Evet, sınırı geçtik. Bir sorun yaşamadık. Yani girerken, daha doğrusu Laos'tan ayrılırken ben bir kağıt vermişlerdi. Onu kaybetmiştim. Otelde falan düşmüştü herhalde. Pasaport kaydı yaparlarken. O yüzden çıkarken Yasemin için 2 dolar, benim için, ben kaybettiğim için 5 dolar aldı. Yani hava parası bunlar. Kamboçya'ya girişte de 38 dolar ödedik kişi başı. Evet. Kapıda vize 10 dakikada verdiler vizeyi. Evet. Aslında 35 dolar değil mi? Yani 35 dolar herhalde. Bir 2-3 dolar koyuyor. İnternetten alırsanız, e-vize alırsanız da 30 dolar. Hani bizim tam net giriş tarihimiz belli olmadığı için o yüzden biz e-vize almamıştık. Burada 38 dolar ödedik kişi başı. Öyle geçtik. Başka bir şey ödemedik. Evet. Şimdi en yakın bir şehir var 60 kilometre ileride. Oraya varmaya çalışacağız bugün. Evet. Şimdi hava da sıcak. Çok sıcak. Evet. Aşırı sıcak. Biraz pedallayacağız. Evet. Belki bir yemek yeriz. Para da bozduramadık. Bir yemek yeriz. Dolarla demişlerdi Kamboçya'da. Hani bir şeyler alabilirsiniz, yiyebilirsiniz diye. Bir deneriz şansımızı. Olmazsa oturur yemek yaparız. Şimdi pedallayalım. Evet. Hadi gidelim. Orada para ve sim kart işlerini hallederiz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Karşıdan bir bisiklet turistisi geliyor. Yeah, fine. And you? Good, good. Yeah, Murat. Murat. My name is Thais. Yasmin. Yasmin. On a long trip? Yeah, yeah. We start last year. Ah, yeah. So. Last 10 months we are in Europe. Yeah. Where are from? Belgium. Belgium. Yeah. Mm-hmm. Okay, we are from Turkey. Turkey. Okay. Yeah, yeah. We went through Turkey. Yeah. All along the Black Sea. Yeah, Black Sea region. Yeah. Yeah. The north of Turkey. Yeah. Hmm. Yeah, it's nice. Yeah, Istanbul to Georgia. Arkadaşlar, sınır geçtik ki bir kez daha zincirim koptu, yerinden çıktı. Şimdi onu yapacağız. Şöyle göstereyim. Ne diyorsun Yasemin? Bilmiyorum nasıl olacak böyle sürekli yalnız. İki günde bir zincir mi kopar arkadaşlar ya? Bir de çok sıcak. Evet, hava da çok sıcak. Neyse, şimdi biz bunu yapıp hemen devam ediyoruz. Okay. Thank you. Thank you. Şimdi zinciri tamir ettik. Bu amca da burada keçilerini güdüyordu. Merak etti, yanımıza geldi. Yeniden koptu. Ya artık tutmuyor. Orayı başka baklayla falan değiştirmeye çalışacağız. Bir yolunu bulacağız yola devam etmek için. Şu anda Yasemin böyle bir genel bir inceleme yapıyor. Parçayı da kaybettik. Evet, düşün de parça da kaybolmuş. Yenisini takacağız artık ya. Ya yeni istediğim Shimano'dan bozup bozup takıyoruz sırama. Onu vuruyor dedim. Evet, şimdi zinciri bir kez daha yaptık. Yola devam edeceğiz. Hava inanılmaz sıcak. Umarız bir daha kopmaz. Çünkü bayağı vakit kaybettiriyor. Şimdi yeniden temiz 3 tane bakla taktık oraya. Çünkü diğerleri artık tak çıkar. Biraz yalama gibi olmuştu. Hani artık elle bile takılır hale gelmişti. 3 tane bakla aldık Shimano'dan. Murat'ın SRAM zincirine taktık. Bakalım şimdi nasıl olacak. Evet arkadaşlar, yorucu bir günün sonunda Kamboçya'daki ilk şehrimize ulaştık. Ama yorucu oldu. Çok yorulduk. Ya zincir çok oyaladı. Yaklaşık 1,5 saat falan zincirden
kaybettik. Onu hani söyleyelim. Yol da çok bozuktu. Evet, yol da çok kötüydü. Hani ilk 30 kilometre falan çok inanılmaz berbattı. Yani o bayağı bir zaman bize kaybettirdi. Bir de sıcak, hava inanılmaz sıcak. Evet, çok sıcak olunca da artık yani enerjimiz böyle iki kat daha hızlı bitmeye başlıyor. Evet, yemek de yemedik bir de. Evet, çok da açız. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğimiz bir yere geldik. Bir de otel bulduk. 7 dolardı otelin fiyatı da. Ama sadece ventilatör var. O da o kadar sıcak ki yani mecburen zaten klimayı alıyorsunuz. Klimanın kumandasını vermek için de 5 dolar daha ekliyorlar. Çok ısrar ettim ama indirim yapmadı. Evet. Birkaç otel gezdik. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Yani 13 dolara aynı fiyata çok kötü odalar gördük, evet, ya. En sonunda burası dedik tamam. Bisikletleri de çocuğa zimmetledim. Yani 80 km sürdük ama o sıcak, zincirin olayı falan, yolun kötülüğü derken biz bayağı bir hırpaladı. Sonra bu gece bir dinleniriz. Yarın da kalkarız. Biraz geç kalkarız zaten. Sonra Siem Reap'e doğru artık başlayacağız Kamboçya'da. Paldır küldür sürmeye. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir dinlendik. Evet. İyi bir uyuduk. Şimdi ne yapacağız? Para bozduracağız ve sonra da sim kart alacağız. Birkaç parça da alışveriş yapıp ondan sonra yola koyulacağız ve devam edeceğiz. Bu gece kalmayacağız burada. 30-40 km bile gitsek dışarıda bir yere kamp atarız. Evet. Değil mi? Hava çok sıcak yine. Evet, hava sıcak. Şimdi şu parayı bozdurma işini halledelim. Bu arada dün para çekerken parayı da çekemedik. ATM'den bir türlü vermedi. Anlamadık. Onu da öğreniriz artık niye olduğunu. Şimdi dolar bozacağız. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi biz paramızı bozdurduk. Ama bir de sim kart alacağız. Şimdi bir tane şurada Medfone diye bir operatör var. Oradan alacağız ama kendi yerine mi gitsek, şuradan mı iş çözsek onu düşünüyoruz şu anda. Ne yapalım sence? Kendi yerine gidelim ya. İyi, hadi yerine gidelim. Haritada görmüştük değil mi? Evet. Bu arada bir tane Kamboçya Bankası'na sorduk. Döviz bozmadılar. Burada Canadian Bank diye Kanada Bankası vardı. Oraya geldik. Ha, evet. Burada hallettiler hemen. Evet. Dün para çekememiştik. Evet. ATM'den çekemedik. Hadi. Haydi. Yapalım. Gidelim. Sim kart alalım. Sim kart alalım ya. İnternet lazım. Evet. Şimdi sim kart alacağız. Burada Medfone diye bir operatör varmış. İyi dediler. O yüzden buraya geldik. Burası kendi yeri. Sokakta falan da satıyorlar. Aa, dedik garanti olsun, kendi yerine gelelim. Gidip bakalım. Ne kadarmış, ne değilmiş. İki tane alacağız çünkü. Yani fiyata göre. Çok pahalıysa bir tane alırız da. Eğer fiyatı iyiyse iki tane alırız. Hadi gel Yasin. Şimdi sim kart için de hallettik. Kaç para verdik? 41 bin Kamboçya riyali. Evet. Yani kişi başı 5 dolar. Evet. 10 dolar. Bunun, yani iki kişi 10 dolar verdik. Bunun 1 doları numara için, 4 doları da 20 GB'lık internet paketi için. Bir aylık. Evet, bir ay süresi var. 2 tane aldık. Yeter diye düşünüyoruz. Yani yeter diye düşünüyoruz, aynen. Öyle, şimdi biz alışverişimizi yapalım. Evet. Ondan sonra bir şeyler atıştıralım. Sonra sizinle yolda buluşalım tekrardan. Görüşürüz. Evet, şimdi yola çıktık. Bugün çok fazla bir mesafe gitmeyeceğiz. Hem öğlen çıktık hem de hava sıcak. O yüzden böyle gidebildiğimiz kadar gidelim. Kendimizi şehrin dışına atalım dedik. Şimdi market bulamadık. Yani böyle daha önce gördüğümüz marketler gibi marketler yoktu. O yüzden zar zor iki paket makarna bulduk bir yerde. Daha yola devam ettik. Bir paket de bizde vardı. Biraz yanımızda meyve falan var. Sebze var. Bunlar bizi bir 4-5 gün götürür. Bu arada Siem Reap'te bir bisikletçi buldum. Birkaç yedek parça var sanırım onlarda. Bu zincir sorunu da çok büyük bir ihtimalle orada aşacağız. Böylece bisikletlerle Bangkok'a girmek zorunda da kalmayacağız. Öyle. Çıktık, yola gidiyoruz. Şimdi daha şehirden çıkalı bir 7-8 kilometre oldu. Çok olmadı ama aşırı sıcak. Yani sürmek çok imkansız. Murat 42 derecede de hava. Yani daha fazla gidemeyince böyle bir ağaç gölgesi bulduk. Burası güzel esiyor da. Ve ağaç gölgesinde otururken bakın ne aldık. Hindistan cevizi suyu arkadaşlar. Bu sıcakta gidebilecek en güzel şey soğuk Hindistan cevizi suyu. Gayet de lezzetli. Biraz dinleneceğiz. Esiyor da şu anda, iyi geldi. Şu biraz güneş şu etkisini bir azaltsın, sonra yola devam edeceğiz.
Bir anda İran, Özbekistan günlerimize geri döndük ya. Çok aşırı sıcak. Neyse, Hindistan cevizi suyu güzel. Özbekistan'da bu yoktu. Saat şu anda 5'i geçiyor, 5'i 10 falan geçiyor. Hala çok sıcak. Görüyorsunuz, inanılmaz terliyorum. 30 kilometre önce yol yapabildik. Zaten geç çıkmıştık. Bir de yolda o kadar sıcak oldu ki bir ara gerçekten süremedik. Yani oturduk biraz, dinlendik falan. Şimdi biraz ilerleyip bir 20 kilometre falan gelip yoldan bir ara bir yol bulduk. Tali bir yol bulduk. Oraya girdik. Biraz ilerledik. Bir kamp yeri bulduk gibi bakalım. Yalnız Kamboçya'da şöyle bir sıkıntı var. Yani bunu Tayland'ın kuzeyinde falan da görmüştük. Laos'ta da görmüştük. Tarlaları yakıyorlar. Tayland'ın kuzeyinde mantar toplamak için yakıyorlardı. Buralarda da tarım alanı açmak için yakıyorlar. Mesela şu anda havadan kül düşüyor. Bayağı bildiğiniz kül yağıyor. İnşallah yakmazlar diye düşünüyorum. Çünkü zaten görünen bir yerdeyiz. Şurası şöyle ara yol. Şuradan girdik. Ana yol şurada biraz ileride kaldı. Ne kadar mesafesi vardı bilmiyorum. O şey hesaplama konusunda hiç iyi değilim. Mesafe hesaplama konusunda. Şurada da bir gölet var. İçinde böyle bir sürü balık var. Nasıl gelmişler bilemiyorum yani. Herhalde attılar, orada çoğaldı mı bunlar? İçi balık dolu. Murat da şimdi şuraya çadırımızı kuracak. Çok sıcak yani. O da hala böyle şakır şakır terliyor. İnanılmaz sıcak. Saat 6 içerek geçi falan da hava kararıyor. O yüzden önce çadırımızı kuralım dedik. Ben de yemek hazırlıklarına başlayacağım. Yine şehirden çıkmadan bayağı sebze falan almıştık. Kamboçya o açıdan çok iyi yani, bayağı şey bulduk. Bundan sonra önümüzde bulur muyuz bilmiyorum. Ama yolda mesela baget ekmekleri falan satan birçok büfe gördüm. İnşallah yolda hani o konuda sıkıntı çekmeyiz gibi diye düşünüyoruz. Yani en kötü yumurta falan alır, ekmek arası yapar yeriz. Ama bu sıcağı nasıl çözüm bulacağız bilmiyorum. Yani sabah gene 5'te uyanıp hani 6'da çadırı toplamaya başlamamız lazım. Sabah 6'ya 10 geçe. Hava aydınlanıyor, gösteriyor internette. Yarın sabah bir bakacağız. Çünkü gün içinde hiç sürecek gibi değil. Bir de nemli de yani. Tamam, Özbekistan, İran da kötüydü. Çok kötüydü ama nem yoktu en azından. Ama o da ayrı bir kötüydü. Neyse, sıcağın. Yani bisiklet sürerken çok kötü sıcak. Şimdi o zaman hazırlıklarımızı yapalım. Sonra tekrar yemekte görüşürüz. Soğanımı doğradım. Pabuçlarımı da böyle Julian de değil bu aslında. Rendeyle şey yaptım. Bir de böyle fasulyemiz var. Şimdi onlarla makarna yapacağım. Ama hani hiç makarna olmasa, sadece bu üçünü şey yapsan o bile olur. Bu arada bir motorlu geçiyor. Ha, az önce biz gelirken de geçmişti bu abi. İnşallah sıkıntı olmaz. Aşağılarda daha ev mi var bilmiyorum. Aşağıya doğru gidiyor. İkinci bir motorlu daha geçiyor. Biz nereye gitsek bereketleniyor zaten orası genelde. Neyse, ben şimdi yemeğimi yapmaya devam edeyim. Hala sıcak. Artık bu Kamboçya'daki ilk kampımız. Hemen bisiklet çadırı şuraya kurduk. Hemen arkamda. Şimdi yemeği de yaptık. Yemek yiyoruz. Yasemin'in ellerine sağlık. Nasıl olmuş Murat? Aa, güzel olmuş. Ben çok beğendim. Şöyle makarna yaptık. İçinde ne var içinde? Fasulyemiz, havucumuz, soğanımız var. Ve bol baharatımız. Evet. Yasemin yemeği yaparken ben de bir iki tur hemen gittim. Kola falan aldım. Bir de bira falan aldık. Biralara para vermedik. Aynen. Yiğitler sağ olsun. Kamboçya'da biriktirdikleri bu kapakları bize vermişlerdi. Onlarla gittik. Bira aldık. Bir Kamboçya birasına bakarız diye. Öyle sessiz sakin bir yer. Birkaç kişi gördü ama selam verdi geçti. Bir şey demediler. Herhalde böyle sakin bir şekilde de geceyi bitiririz. Sabah erkenden kalkıp yola çıkacağız. Biz şimdi yemeğe devam ediyoruz. Sonra da günü bitireceğiz. Artık sabah tekrar yolda görüşürüz. Evet, günaydın. Kamboçya'daki ilk kamp sabahımıza uyandık Yasemin. Evet, günaydın. Nasıl? Yani ben rahat uyudum da aynı şeyi senin için söyleyemeyeceğiz, evet, galiba. Evet, benim için söylenebilecek bir şey değil. Çünkü matım yine iniyor. İnince de bildiğiniz böyle toprağın üstünde yatıyor gibi oluyorum. Biraz da taşlıydı bütün gün. Daha doğrusu bütün gece o taşları da hissettik.
Başka yerde de mi patlak var? Fark etmedik mi Valla acaba? bir daha bakacağız artık bir ara. Seninkinin durumu fena değildi ama. Evet, benimki de sorun olmadı. Ama benim matım yok gibi bir şey direkt yere attım. Açıkçası şey pişman oldum. Bir tane katlanır matı olur ne olmaz diye alsaymışım keşke. Bırakmasaymışım. Ama halledeceğiz ya. Bunu da bir şekilde bulacağız artık. Yanmayacağız, düzelteceğiz falan filan. Konforsuz bir geceydi benim için. Evet. Yani Öyle. güneş doğdu. Saat şu anda 6:30. Biz de kahvaltımızı yapıp hemen 7'de pedalları Evet. çevirelim. Sıcak basmadan hemen pedalları Şimdi çevireceğiz. hazırlandık. Saat 7:10 geçerken tam yola çıkacaktık ki. Bilin bakalım ne oldu. Murat ne oldu? Lastik patlamış. Ya dün şüphelenmiştim sürerken. Ama baktım bir şey yok gibiydi. Akşam da gece de kontrol ettim. Yine bir şey yoktu. Ama şimdi tam çıkacakken fark ettim ki patlamış. Şimdi yamayıp devam edeceğiz. Neyse artık olsun. Mutlaka bir aksilik çıkıyor her gün ama Evet. artık yolun tadı tuzu bunlar ya. Evet, biraz şimdi bu lastiği yapacağız. İnşallah hemen hallederiz. Saat 8 olmadan yola çıkarız. Şu anda saat 7 çeyrek geçiyor ama şu anda bile çok sıcak olmaya başladı. Hemen lastiği halledip yola çıkacağız. Evet, hemen bulduk Murat'ı. Evet, şu daha önce yaptığımız yama ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çatlamış. Sıcaktan mı oldu acaba? Hiçbir fikrim yok. Çatlayınca da kaçırmaya başlamış. Büyük bir patlak. Şöyle bir şimdi onu halledeceğiz. Başka bir yerde var mı onu da kontrol edeceğim. Şimdi duralım dedim orada bir yerde dedim hem yemeğimizi yiyelim. Yani salatalıksız yiyelim, yumurtasız yiyelim vay vay. Al da ye bir tanem. Şurada vereyim sana. Al ye. Dinlendi. Tam ne sözler. Kızım. Su çok önemli. Yine fıçayı ben yedim suçsuz yere. Yaklaşık öğlene kadar, öğlen 12.30'a kadar bir 70 kilometre pedal çevirdik. Biraz durduk, dinlendik çünkü inanılmaz derecede sıcak, 40 derece civarında çok hırpaladı bizi. Şimdi bizim Kamboçya'daki ilk hedefimiz olan Koh Kayer Tapınağı'na doğru gidiyoruz. Aslında burası bir tapınak kompleksi. İçinde çok sayıda tapınak var. Kimer İmparatorluğu'nun da eski başkentiymiş burası. Şimdi oraya doğru sürüyoruz. Bir 8 kilometre, 10 kilometre civarında bir yolumuz var. Kamboçya'daki bizim tur hedefimiz sadece işte insanları görelim, çevreyi görelim değil. Yani hemen hemen aynı zaten. Laos'ta gördüğümüz gibi şu anda. Bu yerleri görmek istiyorduk. Kimer İmparatorluğu'na ait. Bakacağız artık. Ha burası mı? Evet, giriş burası. Dikkat, ofis burası. O yüzden bekliyorum seni burada bir saat. Ha tamam. Yasemin sesi şu anda size gelmiyor muhtemelen. Açtım mikrofonu. Mersin gelmişiz arkadaşlar. Ben 8-10 kilometre dedim ama. Evet, galiba içinde hani girince öyle. Evet. Sanırım içinde böyle bir yer var. Şey Umarım. yeri de burası. Şöyle göstereyim. Umarım bisikletlere izin verirler Burası çünkü. da bilet alma yeri. Hanımefendi de bizi bekliyor. Evet. Hello. Can we visit the city with our bicycle? Arkadaşlar anlaşamıyoruz. Tam benim Çeviri İngilizcem kötü ama hani bu da verelim. anlaşılmayacak gibi değil. Hello. Hello. We have bicycles. We want to visit the Koh Kayer. Yes. Yeah, Yeah, okay. okay. Can I pay visa? The Yes, credit card? Okay. visa. How much? One ticket, 15. 15. Yes. Two tickets, please. Arkadaşlar iki kişi 30 var. İkimiz de giriyoruz. Kredi kartıyla ödedik. Şey, broşür ya da şey var mı, map? Do you have any map
or route? The Prince map? Okay. Okay, we solved it. Thank you. Thank you. Thank you. Şu anda daha Angkor Wat'ı görmedim ama şu gördüklerim Angkor Wat'a hazırlık olsun diye düşünüyorum. Bu zamana kadar gördüğüm, yani bu zamana kadar bu turda gördüğüm en etkileyici antik alanlardan biri gibi. Antik alanın en önemli yapısına geldik. Yani 15 dolar aslında bu piramit için veriliyor arkadaşlar. 7 katlı bir piramit var ve piramite çıkabiliyorsunuz. Evet, şu anda piramite geldik. İşte bu yapı için aslında 15 dolar ödeniyor arkadaşlar. Alan da çok güzel ama asıl yapısı burası. O 15 dolarlık otele dönmenin hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi şöyle söyleyeyim. Saatlerdir sürüyoruz. Hava karardı. Bir 2 saattir falan oldu yani hava kararlılığı. Konuşamadım bile bakın. Zaten darmadağın haldeyim, görüyorsunuz. Kamp kuracak yer bulamadık.